Sevgili seyirciler, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mart ayında 18 milyar 985 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını açıkladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ile Ticaret Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında Mart ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Aylık ihracat tutarları bakımından çok çok önemli yeni bir rekor elde etmiş bulunuyoruz bugün itibariyle. Mart ayında ihracatımız geçen sene Mart ayına göre yüzde kaç artış? %42.2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaşmıştır. Bakan Pekcan, Mart'ta ihracat 2020'nin aynı ayına göre %42.2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaştı. Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı açıklamasında bulundu. 18 milyar 985 milyon dolarlık ihracat tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Daha şimdiye kadar 18 milyar doları bile gerçekleştirememiştik. Biz 19'u bulduk çok şükür. Bugüne kadar bir ay içerisinde görülen en yüksek ihracat rakamını sağlayan tüm ihracatçılarımızı birlik başkanımız nezdinde, meclis başkanımız nezdinde tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu ihracatçılarımızın bir zaferidir aslında. Emeği geçen, katkı sağlayan tüm firmalarımızı, ihracatçılarımızı, çalışanlarımızı, lojistik firmalarımızı tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum. İthalatımızda ise Mart ayında geçen senenin aynı ayına göre ihracatımız %42.2 artarken ithalatımız %25.8 artarak 23 milyar 679 milyon dolar olmuştur. Bakan Pekcan, ithalatınsa Mart'ta geçen senenin aynı ayına göre %25.8 artarak 23 milyar 679 milyon dolar olduğunu belirtti. Enerji hariç dış ticaret açığımız ise 1.9 milyar dolardır. Bu da enerji hariç dış ticaret açığında geçen seneye göre %39.2 bir düşüşe karşılık gelmektedir. İhracatın ithalatı karşılama olayı oranı Mart ayında geçen seneye göre %9.2 puan yükselerek 80.2 olmuştur. Enerji hariç karşılama oranı ise 10.2 puan artışla %90.6 olarak gerçekleşmiştir. Bakan Pekcan ayrıca ilk çeyrekte ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %17.3 artışla 50 milyar dolar oldu dedi. Artış süreci bu senede devam ediyor. İlk 3 ayda Amerika Birleşik Devletleri'nin ihracatımız %32 gibi oldukça önemli bir artış gerçekleştirdik. Amerika Birleşik Devletleri önem verdiğimiz stratejik bir pazar. Bu anlamda ABD'li muhataplarımızla da yakın bir işbirliği halinde çalışarak ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da ileri noktalara taşıyacağımızı değerlendiriyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, zat halinizin, hükümetimizin, bütün bakanlarımızın ve bürokratlarımızın bu dönemde ihracat ailesi olarak her daim desteklerini gördük. Bu desteklerin karşılığının açıklamaktan gurur duyduğumuz bu rekor tablolarıyla taşlanması da tabii çok önem ve anlam ifade ediyor. O yüzden bir kez daha her ay gittikçe büyüyen, rakamlarını büyüten bu büyük, koca yürekli ihracat ailesiyle. Ali Ağa Küçük Sanayi Siteleri bölgesinde kurulu 4 sanayi sitesi kooperatifinin esnafına destek olup sanayi sitelerinin altyapı ve diğer sorunlarına çözüm bulacak bir çatı dernek kuruldu. Sanayi siteleri bölgesinin altyapı, güvenlik, temizlik, denetim başta olmak üzere sanayi sitesi esnafının tüm sorun ve ihtiyaçlarına çözüm arayacak olan Ali Ağa Sanayi Sitesi Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın girişimleriyle Ali Ağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Serdar Berk, bölgedeki 4 kooperatifin temsilcileri ve esnaflar tarafından kuruldu. Ali Ağa Sanayi Sitesi Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kurucuları Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın ev sahipliğinde bir araya gelerek
dernek tüzüğünü imzaladı. Ali Ağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, dernek kurucusu yönetim kurulu başkanı olurken, kurucu yönetim kurulu üyeleri de Ali Ağa Samurlu Toplu İşleri ve Yapı Kooperatifi Başkanı Çağrı Görmez, Ali Ağa Yeni Sanayi Sitesi Başkanı Yılmaz Koç, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Halil Benli ile esnaflar Abbas Gidici, Hakan Toprak ve Fehmi Yavuz'dan oluştu. Ali Ağa Sanayi Sitesi Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, sanayi sitesi esnafının sosyal, kültürel, ekonomik işbirliğini sağlamak, esnafın yardımlaşma ve dayanışma ihtiyacını karşılamak, sanayi sitelerinin çalışma koşullarını iyileştirmek, çevre, altyapı ve diğer ihtiyaçlarında kurumsal girişimlerde bulunmak, esnafın mesleki bilgilerini yükseltmek ve üyelerin teknolojik standartları yakalaması için çalışmalar gerçekleştirecek. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Ali Ağa Sanayi Sitesi Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin tüm sanayi sitesi esnafının sıkıntılarının çözümü için müşterek bir kurum olacağını söyledi. Adından da anlaşılacağı gibi bu derneğimiz sanayi sitesindeki esnaflarımızla birlikte sanayi sitesindeki sorunlarımızı sahip çıkan, esnaflar arasında hem ahilik geleneğimizin yaşatmak ve yaşamak noktasında bir misyonu olan, yine esnaflarımızın arasında sıkıntısı olan olduğunda bu sıkıntıyı, bu derdi dert edinecek olan bir çatının kuruluşunu gerçekleştiriyoruz. Ali Ağa Sanayi Sitesi Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kuruluşunu hep birlikte imza altına aldık. Biz de Ali Ağa Belediyesi olarak bu derneğin misyonu olan sanayi sitesindeki esnaflarımız zaten dertleri bizim derdimizdi. Şimdi bu esnaflarımızın ortak çatısı olan bu derneğimizin derdi de bizim derdimiz olacak. Esnaflarımızla nasıl önümüzdeki süreçte daha güzel bir sanayi sitemiz olur? Nasıl daha huzurlu olur? Nasıl daha güvenli olur? Nasıl ihtiyaçlarımızı birlikte nasıl görebiliriz? Birlik beraberliğimizi nasıl daha da perçinleriz? Nasıl bir esnafımızın eğer bir derdi varsa bu derdi hep birlikte kimse duymadan nasıl çözebiliriz? Kimseye hissettirmeden nasıl çözebiliriz diye bu masa etrafında bundan sonra toplanacağız. Alağımıza, esnafımıza, sanayi sitemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum derneğimizin. Denizli Ticaret Odası'nın meclis toplantısı bir yıl aradan sonra fiziki katılımla yapıldı sevgili seyirciler. Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli'nin Ocak ayında genel amaçlı diğer makinelerin imalatındaki %390'lık artışa dikkat çekti. Değerli dostlar, uzun süreden beri bir araya gelememenin özlemi içerisinde olduğumu ifade etmek istiyorum. Aylık olağan toplantılarını pandemi nedeniyle Zoom üzerinden yapan Denizli Ticaret Odası Meclis üyeleri bir yıl sonra aynı salonda buluştu. Toplantı DTO Meclis Salonu'nda pandemi kuralları ve önlemleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Salih Sarıkaya oturumu gündem maddelerini üyelerin oluruna sunup karara bağlayarak başlattı. Sayın Başkanım, çok değerli meclis üyesi arkadaşlar. Şahsım ve komisyonumuz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Komisyonumuzca 2021 yılı Şubat ayı mizanı üzerinde gerekli incelemeler yapılmış ve ay sonu itibariyle odamızın hazır değerlerinin aşağıdaki gibi olduğu görülmüştür. Daha sonra DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan son bir aylık faaliyetlerini değerlendirdiği konuşmasını yaptı. Ocak ayında Denizli'mizin ithalatında %390 ile en çok genel amaçlı diğer makineler imalatı ithalatında artış oldu. Denizli'mizde gerçekleştirilen 3. Ege Tekstil Makineleri Fuarı vardı. Toplamda değerli dostlar 44 şehirden Denizli'mizdeki fuara katılımı sağladık. Toplam 5000'in üzerinde katılımcı oldu. İlk kez Denizli fuarına, normalde bu uluslararası bir fuara açık olmasına rağmen ilk kez yabancı standı olan firma yoktu ama 447 yabancı Denizli'mizdeki fuarımıza katıldı. Bu fuarın tanıtımını Ticaret Odası ailesi olarak güçlü bir şekilde ortaya koyduk. Bunu
sizler başardınız bunu. Ticaret Odası'nın desteğiyle bu fuara katılımı artırdık. Denizli'mizi o anlamda geliştirdik. Ve müjdeler olsun, şükürler olsun Rabbime. O gün fuar yetkilileri ve oraya katılanlardan birçoğu bizi arayarak 600 milyon TL üzerinde bir satış gerçekleşti. Bu da bizler açısından son derece sevindirici. Makina özellikle Türkiye açısından, üretim açısından, katma değer açısından çok önemli. Makine sektörünü biz geliştirmediğimiz sürece gelişimimizin güçlü olması mümkün değil. Güçlü hamleler yapma şansımız yok. Makine ile birlikte sanayimizi ve ihracatımızı geliştireceğiz. Makine üreticilerimiz uluslararası pazarda yüksek teknoloji ürünlerde yer edinmeye çalışan ülkemizin güz akı. İhracatımızın da yorulmaz kahramanlarıdır. Başkan Erdoğan son olarak TOB'un Ticaret Sicil Gazetesi verilerine göre yılın ilk ayında kurulan şirket sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %4,71 arttığını, kapanan şirket sayısının ise %56 azaldığını söyledi. Oda olarak da 2 ayda 315 üye daha kazandık dedi. Geçen yıl kurulan şirket sayımızda da %5 bir artışımız var. Kapanan şirket sayısı ise %56 azaldı. Çameli Belediye Meclisi 2021 yılı Nisan ayı olan meclis toplantısı 1. Bileşimi Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan başkanlığında yapıldı. Denetim komisyonu bizim için önemli. Çameli Belediye Meclisi 2021 yılı Nisan ayı olağan meclisi toplantısı 1. Bileşim Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan başkanlığında gerçekleştirildi. Yoklama ve açılışın ardından gelen yazılar gündeme alınarak değerlendirildi. Meclis toplantısında 15 madde görüşüldü. Maddeler oylamaya sunuldu. 6. gündem maddemizi İmar Komisyonu'nun havlesinin yapılmasına oylarını sunuyor. Kabul edenler oy birliğine kabul edilmiştir. Belediye Meclisi 2021 yılı Mayıs ayı meclis toplantısı 1. Birleşiminin 4 Mayıs 2021 Salı günü saat 11'de olması oy birliğiyle kabul edildi. Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Ebru Asil Türk önemli açıklamalarda bulundu sevgili seyirciler. Asil Türk, İstanbul Sözleşmesi'nin altında ideolojik politikaların yürütüldüğünü kaydetti. Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Ebru Asil Türk önemli açıklamalarda bulundu. Asil Türk, İstanbul Sözleşmesi'nin altında ideolojik politikaların yürütüldüğünü kaydetti. İstanbul Sözleşmesi kısa adıyla bildiğimiz sözleşme, kadına yönelik şiddetle mücadele ve önlenmesiyle ilgili sunulan ama bana göre de dayatılan bir sözleşme olarak hep gündemimizde oldu. Saadet Partisi olarak 2011 yılından itibaren, yani imzalandığı günden itibaren biz bu sözleşmenin hep karşısında olduk ve itirazımızı ifade ettik. Aslında bütün partilerin ortaklaşa imzaladıkları bir sözleşmeye sadece Saadet Partisi olarak bizim itiraz ediyor oluşumuzun yegane sebebi aslında bu sözleşmenin toplumsal yapımızı, sosyal dokumuzu bozan tehdit ve tehlikeleri içermiş olması ve bu hakikati de bildirmek üzerinde bizim bir sorumluluk hissetmemizdir. Asil Türk, İstanbul Sözleşmesi ile hukukumuza ve zihin dünyamıza yeni katılan kavramların toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının bir bilimsel kavram olmaktan ziyade ideolojik bir kavram olduğunu belirtti. Bu sözleşme kadına yönelik şiddetle mücadelenin başlığı altında yapıldığı için sanki bu sözleşmeye karşı çıkmak kadına yönelik şiddeti onaylamak anlamına geliyor gibi gösteriliyor. Bu böyle değil. Bunun halkımız tarafından tam olarak anlaşılmasını ben çok önemli buluyorum. Aslında kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mücadelesi ön başlığının arkasında farklı toplumsal bir mühendislik, farklı bir siyasi arka planın, farklı bir ajandanın olduğunu ilk günden itibaren gördük ve bunun mücadelesi içerisine girdik. Nedir bu problemler denirse eğer, sözleşmenin ilk sayfalarında tanımlar bölümünde, tanımlamalar bölümünde bir takım kavramları görüyoruz. Bu kavramlar
bizim literatürümüze, hukukumuza ilk defa giren kavramlar ve bu kavramlar yoluyla bir takım ideolojik altyapı, zihin altyapısı yasalar yoluyla, kanunlar yoluyla meşrulaştırılıyor ve onaylanmış oluyor. İşte biz buradaki tehlikeyi görerek buna itiraz ettik. Biraz açarsak eğer, burada biz ilk defa toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını görüyoruz. Daha sonrasında da yine farklı, mesela dördüncü maddelerde mağdurların şeyini, yelpazesini, mağdurların kimler olduğunu açıklayan madde içerisinde de bir takım farklı tanımlamalarla cinsel yönelim, cinsel kimlik gibi başka kavramları, yeni kavramları görüyoruz. Bu kavramlar işte bizim itiraz noktamız. Yoksa biz bütünüyle kadına yönelik şiddetle fiili mücadelenin tam da ortasındayız, merkezindeyiz. Bu konuyla ilgili bütün gayretimizi de gösteriyoruz ve hatta daha ileri giderek devletin, milletin topyekün bütüncül politikalarla bunun önüne geçmesinin de mümkün olabileceğini biz görüyoruz ve buna da bir çağrı yaptık 8 Mart'ta. Tüm siyasi partileri, kurum ve kuruluşları bir araya getirelim. Madem İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik ama kadına yönelik şiddetle mücadele için bu gayreti hep beraber gösterelim, bir araya gelelim isteğimizi de basın yoluyla ifade ettik. İşte bu gördüğümüz kavramlar, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik kavramının ötesinde taşıdığı mana ile yeniden bir fikir dünyasını, zihin dünyasını inşa etme özelliğini taşıyor ve bu noktada biz bunları toplumsal yapımızı, sosyal dokumuza tehdit ve tehlike olarak görüyoruz ve bu manada itirazımız var. Sivas'ta gece saatlerinde facianın eşiğinden dönüldü sevgili seyirciler. Ağrı'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünün Suşehir ilçesinde şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 39 vatandaşımız yaralandı. Sivas'ın Suşehir ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada yaralanan 39 kişi hastaneye kaldırıldı. KK yönetimindeki Ağrı'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü, D100 karayolunun Suşehir ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Burada. Müdürümle beraber. Müdürüm meşgul çalıyor. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 39 kişi ambulanslarla Suşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan bazıları Suşehir Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Burada. Müdürümle beraber. Geçtiğimiz ay içerisinde Orman Genel Müdürlüğü'nden Buldan Belediyesi'ne gönderilen 2000 hibe fidan toprakla buluşuyor. İlçe merkezi ve mahallelerde ihtiyaç duyulan alanlara dikilen fidanların Buldan'da bir ormana dönüşeceğini vurgulayan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, 2 yıl içerisinde on binlerce fidan diktiklerini açıkladı. Buldan Belediyesi'nin ağaçlandırma projesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğü'nden gönderilen 13 farklı türde 2000 fidan toprakla buluşuyor. Buldan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezi ve mahallelerde ihtiyaç duyulan alanlarda başlattıkları ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.
Hibe fidanların bir kısmını Türlübey ve Yenicekent mahallelerinde toprakla buluşturan belediye ekipleri, Park ve Bahçeler Müdürü Hasan Ertan, Plan ve Proje Müdürü Zeliha Akyol, Mahalle Muhtarı Metin Özmen'le birlikte Kovanoluk Mahallesi'nin girişine, belediye tarafından yapılması planlanan sosyal tesis alanına onlarca fidan dikti. Ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi veren Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, ekiplerimiz ilçe merkezinde ve muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda mahallelerimizdeki ağaçlandırma çalışmaları kapsamında fidanları toprakla buluşturmaya devam ediyor dedi. Buldan'da hatıra ormanı oluşturmak için yer tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Şevik, ilçemizde hatıra ormanları oluşturmak istiyoruz. İlk olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli adına hatıra ormanı oluşturacağız. Hibe fidanlarımızın büyük bir bölümünü hatıra ormanlarında değerlendireceğiz. Fidanlar Buldan'da bir ormana dönüşecek diye konuştu. Bu bilinçle her yıl düzenli olarak binlerce fidanı toprakla buluşturmaya devam edeceğiz dedi. Gazi Emir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı Başkan Halil Arda başkanlığında yapıldı. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Gazi Emir'in daha huzurlu, daha güzel bir kenti olması için güzel kentimizin güzel insanları bu kentte huzurla, sağlıkla, sporla, sanatla yaşasın diye tüm kurumlarımızla gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Gazi Emir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı Başkan Halil Arda başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Arda 2019 yılından günümüze ilçede yapılan çalışmaların yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi. Projeleri anlattı, çalışmaların detaylarını paylaştı. İki yıl önce coşkuyla seçildik. Hepinizi takip ettiği, unuttuğumuz ama Mart'ın sonu bahar dediğimiz, müziğini özlediğimiz çok coşkulu bir seçim çalışmasının neticesinde %57 gibi bir rekor oyla, Gaziemir için rekor. Çünkü Gaziemir 2009 yılına kadar 60 yıl boyunca sağ iktidarlar tarafından yönetilmiş bir ilçeydi. Ama son yıllarda aldığı entelektüel göçlerle, demografik yapısının değişmesiyle Gaziemir'in yapısı değişti. Bu her seçimde partimizin oyunu arttırarak devam ettiğimiz bir dönem oldu. Başkan Arda sunumunda devam eden hizmetlere de yer verdi. Pandemi sürecinde yürütülen çalışmaları da aktardı. Her belediyenin olduğu gibi bizim belediyemizin de borcu vardı. Çok doğru bir strateji ortaya koyduk. Kamulaştırma dedik, tasarruf dedik, yeni kaynaklar yaratma dedik. Bu felsefeyle ilk yılımızda yola çıktık. İlk yaptığımız şeylerden birisi çöp taşeronumuzu göndermek oldu. Şu anda diğer belediyelerde yaşanan sıkıntıları gördüğümde ne kadar önemli bir kararı hemen aldığımızı görüyorum. Çünkü bugüne kalsaydık özellikle bu pandemi ve dolarla birlikte asla mümkün olmayan bir yatırım olacaktı. 6 milyon 300 bin liralık bir yatırımla 19 adet kamyon alarak temizlik taşeronundan kurtulduk. Belediyemize ait bir tane kafemiz vardı. Burası Tepe Restoran ismiyle anılıyordu. Çok uzun yıllardır ilk yapıldığı andan itibaren bu da kiralanmış bir yerdi. Burasını da yine hukuk kuralları çerçevesinde çıkarttık. Şimdi burada bir kafe yapıyoruz. Ama burası bizim için çok önemli. Çünkü sadece bir kafe değil, aynı anda 16 tane kadının üretim yapacağı bir mutfak atölyesine sahip. Esnaflara, vatandaşlarımıza çek olarak da yardımda bulunduk. Sosyal marketimiz çalışıyor. Taziye hizmetlerimiz, çamaşır yıkama, çantalar, askeri yardımlar, asker ailelerine yardımlar, patates dağıttık. 688 aile Tire'de bir kooperatiften satın alarak buradaki vatandaşlarımıza pandeminin ilk başladığı süreçte yardımlarımız oldu. Merkez pazar yerimizin altında bir yeri restore ederek bir markete çevirdik. İlk 350 aileye yardım olarak başlamıştık. Bu şu anda 521 aileye yükseltildi.
Yeşile değer veriyoruz. İlçemiz çok yeşil bir ilçe. Devam ediyoruz. 3000 aşkın fidan ve ağaç dikimi gerçekleştirdik. Tema Vakfı ile çalışıyoruz. Başkan Erda önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlatarak sunumunu sonlandırdı. El birliğiyle gece gündüz demeden Gazi Emir için çalışmaya devam edeceğiz dedi. 2019'da proje ihalesine çıkıldı. Proje ihalesini alan firma şu anda Gazi Emir metrosunun projesini çiziyor. Nerede istasyon olacak, nerede yerin altında gidecek? Bununla ilgili jeolojik etütler yapıyorlar. 66 metrelere inip oradan örnekler alıyorlar. Bu projesi bittikten sonra biliyorum uzun bir süreç ama Çiğli tramvayı yapılıyor. Burca metrosunun finansmanı ilk %20-25 finansmanı sağlandı. Onu da Cumhurbaşkanı onayladı. Burca metrosunun da yapım ihalesine çıkıyor Büyükşehir Belediyesi'nin. Ardındere metrosunun %72'si tamamlandı. 2022 yılında bitecek. Dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki en büyük projelerden birisi ve şu anda bunu da proje çalışmaları bitmek üzere. Bundan sonra gerekli izinler, keşif maliyetleri, finansmanının bulunması, temelinin atılmasıyla uzun vadeli bir şey ama benim için, benim dönemimde başlaması, benim bunun üstüne gitmem benim için çok mutluluk verici bir şey. Bornova Belediye Meclisi 2021 yılı Nisan ayı birinci oturumu Bornova Belediye Başkanı Doktor Mustafa İdu başkanlığında yapıldı sevgili seyirciler. 2 yılını dolduran belediye meclisinde encümen ve komisyon seçimleri yapıldı. Bornova Belediye Meclisi 2021 yılı Nisan ayı 1. oturumu Bornova Belediye Başkanı Doktor Mustafa İdu başkanlığında gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle Büyük Park'taki nikah salonunda sosyal mesafe kurallarına uygun ve tüm katılımcıların maskeli şekilde yer aldığı meclis, Bornova Belediyesi'nin icraatlarının anlatıldığı film gösterimiyle başladı. Ardından yapılan oylamayla yeni dönemin encümen ve komisyonların üyeleri belirlendi. Gizli oylamayla meclis 1. ve 2. başkan vekili, meclis katipliği üyeleri ve encümen üyeleri seçilirken, açık oylamayla da meclis ihtisas komisyonu üyeleri belirlendi. Meclisin başkanlığını da yapan Başkan Mustafa İdu, 2 yıldır ara vermeden tüm meclisle birlikte uyum içinde çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade ederek, İlerleyen dönemlerde de Bornova'yı büyütmeyi ve hizmet yolunda tüm kararların oy birliğiyle alınmasını temenni etti. İYİ Parti Bornova İlçe Başkanımız, Sayın Meclisleri, kıymetli bürokratlarımız, değerli Bornovalılar, çok kıymetli basın mensupları, hepinizi Bornova Belediye Başkanı'nın saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Ne kadar doğru olur bilmiyorum. İnşallah Ramazan ayındaki kapanmalarla biz Mayıs ayında, Haziran ayında bu illetten hep beraber kurtulacağız. Oylama sonuçlarına göre Meclis 1. Başkan Vekili Hüseyin Ünal, 2. Başkan Vekili Fatih Taştan oldu. Meclis Katipliği üyeliğine Tamer Doğan, Cem Arıkan ve Mehmet Turu asil üye olarak seçilirken, Ramazan Güler, Kamuran Allı ve Hatice Yıldırım da yedek üye olarak belirlendi. Encümen üyeliğine ise Bengü Tice, Ramazan Güler, Çeto Çamlıbel seçildi. Pamukkale Belediyesi 137 yıllık tarihi bulunan Belen Ardıç Camii'nin restorasyonuna devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, geçmişimizin izlerini taşıyan camimizin gelecek kuşaklara taşınması amacıyla başlattığımız restorasyon çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz dedi. Eğitimden spora, turizmden kültüre kadar her alanda proje geliştiren Pamukkale Belediyesi, yenilikçi, modern bakış açısıyla birlikte geçmişi geleceğe taşıyacak işlere de imza atıyor. Belen Ardıç Mahallesi'nde bulunan ve 1884 yılında inşa edilen 137 yıllık Belen Ardıç Camii, kültür envanteri anıt kategorisinde yer alıyor. Birçok yerde kök boyalı nakışlı, ahşap tavanlı olarak anılan Belen Ardıç Camisi, kareye yakın dikdörtgen planıyla dikkat çekiyor. İnşa malzemesi Mulos taş olan tarihi cami ahşap destekli ve ahşap tavanlı ve caminin kitabesine göre Halil Ağa tarafından inşa ettirilmiş.
Zamanla harabe haline dönen tarihi Belenardık Camii ile ilgili olarak Pamukkale Belediyesi bir süre önce restorasyon çalışmalarına başlamıştı. Çalışmalar büyük bir titizlikle devam ediyor. Aslına uygun olarak restore edilecek olan cami daha sonra ibadete açılacak. Geçtiğimiz yıl Denizli İl Müftülüğü ile imzalanan protokol gereği restorasyon çalışmalarının 2021 yılı itibariyle başladığını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, geçmişimizin izlerini taşıyan camimizin gelecek kuşaklara taşınması amacıyla başlattığımız restorasyon çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz diye konuştu. Uşak ilinin Sivaslı ilçesi belediye başkanı Hürriyet Şafak 11 ayın sultanı Ramazan ayında daha ucuz ekmek ve pide çıkaracaklarını söyledi. Sivaslı belediye başkanı Hürriyet Şafak yaptığı açıklamada Ramazan ayında Sivaslı halkına öncelikle açmış olduğumuz ekmek fabrikasında daha ucuz ekmek ve pide çıkararak halkımıza uygun şartlarda satışlar yapacağız dedi. İlgili Uşaklı ve Sivaslı hemşerilerim. Öncelikle 11 ya da 12 ayın sultanı Ramazan ayı hepimize hayırlara vesile olsun diyorum. Öncelikle 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayımız geliyor. Bizlerle büyük bir hevesle, bir şevkle bekliyorduk. İnşallah o günlere çıkarırız. Ramazan ayında Sivaslı belediye başkanı olarak Sivaslı halkımıza öncelikle yeni açmış olduğumuz halk ekmeği fiyatını biraz daha ekonomikleştirerek ve de pide çıkararak Sivaslı halkımıza ve fiyatlarını biraz daha aşağı indirerek alamayan ve alan insanlara biraz daha uygun şartlarda ekonomik şartlar sunarak halkımıza hizmet vereceğiz. Bu esnada malum Sivaslımız Denizli ve Uşak Karayolu üzerinde olduğundan dolayı bu bizim terminalimize toplamda 7 tane bungalov ev yaptırıp burada Sivaslımızdaki yetişen ürünlerimizin çilek olsun, erik olsun vesaire bu gibi meyvelerimizi, sebzelerimizi Sivaslı halkı satabilmesi, alabilmesi adına ve dıştan gelen araçların burada durup konaklayıp Sivaslı'nın yerel ürünlerini tatmak adına bungalov evler yetiştirip burada haftanın 7 günü Sivaslı halkımıza halk pazarı olarak açacağız. Sivaslı Belediye Başkanı Hürriyet Şafak ayrıca Sivaslı Belediyesi olarak yardıma muhtaç ailelere elimizden geldiği kadar yardım etmeye de gayret edeceğiz dedi. Diğer esnada Sivaslı Belediyesi olarak malum çünkü veren el alan elden üstündür. Biz de belediye olarak yardıma muhtaç ailelerimize, ihtiyaç sahiplerimize Allah'ın izniyle her şekilde yardımda bulunacağız. Bu arada arkadaşımıza ve ekibine sonsuz saygı ve selamlarımı sunuyorum. Her şekilde yanımızda oluyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimini kucaklayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, otizmli bireylere yönelik de çalışmalar yürütüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile otizm konusunda en köklü kurumlardan olan Tohum Otizm Vakfı İşbirliği ile hayata geçirilen ve 0-12 yaş aralığındaki çocuklarla ailelerinin eğitim alacağı Otizm Destek Merkezi geçtiğimiz günlerde açıldı. Merkezde her çocuk için hazırlanacak bu bireyselleştirilmiş eğitim programlarıyla erken yaşta yoğun eğitim verilerek otizm belirtilerinin en azı indirilmesi hedefleniyor. Merkezde 6 bireysel eğitim sınıfı, 1 spor salonu, 1 duyu terapi odası ve 1 konuşma terapisi odası yer alırken çocuklara eğitim verecek olan eğitmenlerin atölye çalışmaları ve eğitimleri de sürüyor. Başkan Çerçioğlu, 2 Nisan'ın Dünya Otizm Farkındalık Günü olduğunu hatırlattı. Otizmli bireylerin toplumdaki yerlerini sağlamlaştırmak için açtığımız merkezimizde çocuklarımıza bilişsel, sosyal, duyusal ve fiziksel gelişim ve etkileşim temeli eğitimler vereceğiz. Aynı zamanda bir anne olarak otizmli çocuklarımızın da fırsat eşitliği temelinde eğitim almalarını önemsiyorum. Onlara da fırsat eşitliği sağlamalıyız, dedi. Bas.
Başkan Çerçioğlu ayrıca yapılacak taramalar ve gelişim takipleriyle otizmin erken çocuklarda fark edilmesi için il genelinde farkındalık yaratılacağının altını çizdi. Milliyetçi Hareket Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Milliyetçi Hareket Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Mehmet Ali Yılmaz bugün dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz mesajında gün geçtikçe yaygınlaşan otizme ilişkin farkındalığın giderek artması bizler için memnuniyet verici olmakla beraber otizm spektrum bozukluğu olan yavrularımızın geleceği için erken tanı ve sürekli eğitimin ne kadar hayati olduğunun bilinciyle toplum olarak her konuda olduğu gibi bu alanda da daha nitelikli çalışmalar gerçekleştirme azmimizi yineliyoruz. Sallanıp durdum bütün gün diye kınayan gözlerle bakmayı, değişik sesler çıkardım diye ayıplayan bakışlar atmayı. Özel çocuklarımızın geleceğini güvence altına alacak ve onların benzersiz yeteneklerini toplumumuzla paylaşmalarının önünü açacak somut adımları atmanın yanı sıra otizmli bireylerin çocukluktan itibaren ön yargı ve ayrımcılığa maruz kalmadan nitelikli eğitim alabildikleri takdirde neleri başarabileceklerini kanıtlamak daimi önceliğimizdir. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle özel eğitime ihtiyaç duyan yavrularımız için bütün bilimsel birikimimizi ve altyapı olanaklarımızı seferber etmeye devam edeceğimizi bir kere daha vurguluyorum ifadelerine yer verdi. Dünyanın en prestijli fuarlarından biri olan İnegöl Mobilya Fuarı 5 Nisan'da açılacak ve 9 Nisan 2021 tarihine kadar sürecek sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısının ardından yapmış olduğu açıklamayla birlikte kırmızı renkteki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu kapsamda dünyanın en gözde fuarlarından biri olan MODEF İnegöl Mobilya Fuarı'na hazırlanan Bursa'da kırmızı kategoride yer alması nedeniyle fuar süresini pandemiden dolayı kısa tutarak sadece 5 günlük bir fuar gerçekleştirecek. Dünyanın önde gelen firmalarını ve vatandaşlarını bir araya getiren İnegöl Mobilya Fuarı, 5 Nisan Pazartesi günü kapılarını açacak, 9 Nisan Cuma günü de kapanışı yapacak. Ayrıca COVID-19 tedbirlerinin istisnasız uygulanacağı fuar alanına girişlerde de HES kodu zorunlu tutulacak. Hoş geldiniz. İnegöl Ticaret ve Sanayisi Başkanı Yavuz Uğur da MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütüyorum. Sağlık şartlarından, pandemiden dolayı da birçok tedbirlerimizi hayata geçirdik. Sağlık Bakanlığımızın bize önermiş olduğu pandemi süreciyle alakalı bütün tedbirler şu an fuar alanı içerisinde uygulanır vaziyette. Mesafe, maske, temizlik, bütün kurallar, HES kodu uygulaması fuarımızda geçerli. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören ve ses getiren fuardaki tüm güzellikler ve birbirinden değerli mobilya sektöründe hizmet veren isimlerde fuara katılan Ege TV Yönetim Kurulu Üyesi Vekil Erdağ'a İnegöl Mobilya Fuarı'nı değerlendirmişlerdi. Tersin Bey, hayırlı olsun fuarımız. Teşekkür ederiz. Pandemiye rağmen bu sene katılımcılar, ziyaretçiler, fuar nasıl gidiyor? Neler söylersiniz? Tüm hızıyla daha kalabalık bir şekilde devam ediyor. Bütün katılımcı arkadaşlara, mobilyacılara başarılar diliyorum. Bizimle Türkiye'de İnegöl'le çalışan mobilya firmaları yeni modelleri aç ve yeni modelleri showroomlarına koymak istiyorlar. Ama gelemedikleri için biz de onlara yeni modelleri ancak işte internet yoluyla, sosyal medya yoluyla göstermeye çalışıyoruz ama tabii buraya gelip canlısını görmesi daha etkili olacak. Büyük medeniyetleri besleyen kadim şehir Bursa, 5-9 Nisan tarihleri arasında İnegöl MODEF Fuarı'nda dünyanın birbirinden seçkin sektörlerini pandemi koşullarında tüm sağlık tedbirlerini almış olarak ağırlamaya hazır. 2000'in üzerinde fazlaca mobilyacının olması ve bugün çok büyük metrekarelerde mobilya üretimlerinin gerçekleşmesi, bir de günün şartlarına uygun kendini çok hızlı bir şekilde
yeniliyor olması, yani bu aslında hanımefendilerin işte o moda kavramını karşılıyor durumda olması bence her zaman tercih edilebilir özelliğini İnegöl mobilyasının korumasını sağladığını ifade edebilir. İzmir'in Foça ilçesinde kütüphaneler haftası dolayısıyla yıl içerisinde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi. İzmir'in Foça ilçesinde kütüphaneler haftası dolayısıyla yıl içinde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi. Foça Kaymakamı Ali Çetin'in makamında gerçekleştirilen ödül törenine Foça İlçe Halk Kütüphanesi sorumlusu Ümmü Gülsüm Turgut ve öğrencilerin aileleri de katıldı. Bir yıl içinde okuduğu 60 kitapla birinci olan Reha Necla Midilli Ortaokulu öğrencisi Gaye Çelik, 52 kitapla ikinci olan Reha Midilli İlkokulu öğrencisi Duru Kömüldaş, 45 kitapla üçüncü olan Bedia Midilli İlkokulu öğrencisi Muhammed Melih Yeşilbaş'ın ödüllerini Kaymakam Ali Çetin verdi. Öğrenci ve ailelerle sohbet eden Çetin, günümüzde bilgiye ulaşmanın çok ve değişik yolları olduğunu ancak bilgi kirliliği de yaşadığını belirterek doğru bilgiyi ayırt etmenin önem kazandığını söyledi. O kadar çok bilgi kaynağı var ama biraz da zeki olup bunları, bilgileri, doğru ve yanlış bilgiyi ayırabilmek çok zor. Yani bu günümüzde internete girdiğiniz zaman dünya kadar yani bilgiler var. Ama bunları nasıl doğrusunu bulacağız bu genç yaşta? Size tebrik ediyorum. İnşallah böyle devam edersiniz. Okuyan, şimdi bilgi hep eğitim veriyoruz ama eğitimi ne yapıyoruz? Devlet olarak biz çocuklarımız, eğitim çağındaki çocuklarımız geliyor. Biz eğitim görüyoruz. Çocuk hoşuna gidiyor ya da okulda sıkılıyor ama öğrenmek isteyen, öğrenci olan, yani bilgiye ulaşmak isteyen insanlar çok farklı olur. Ülkemizde, dünyada fark yaratacak insanlar da ancak okumakla ve bilgiye ulaşma isteğiyle olur. İlçe Halk Kütüphanesi sorumlusu Ümmü Gülsüm Turgut ise kütüphaneciler olarak 7'den 70'e herkesi kütüphanelere beklediklerini belirtti. Biz kütüphaneciler olarak Mart ayının son haftası, kütüphane haftası olarak kutlamaktayız. Ve ülke genelinde bu şekildedir. Her yerde etkinlikler, konserler, birçok çocuklarla birlikte okulda etkinlikler. Bütün her yere bu etkinlikleri yaymaya çalışıyoruz her zaman. Ve çocuklarımızla, velilerimizle, ailelerle bütünleşip kütüphane haftasını renkli bir şekilde kutluyoruz. Bu sene maalesef pandemi sebebiyle çok bir etkinlik yapamasak da çocuklarımızın ödüllerini verdik. Birincimiz Gaye, ikincimiz Duru, üçüncümüz de Melih ile birlikte kütüphane haftasında ufak bir etkinliğimiz oldu. Çocuklarımızı okumaya teşvik etmeye çalışıyoruz ve elimizden geldiği kadar kütüphaneci olarak görevimiz çocuklarımızı, geleceğimize aydınlatan nesilleri daha okuyan, bilgiye hakim olan, bilgi sahibi olacak bir nesil yetiştirmek için biz kütüphaneciler çalışmaktayız ve çalışmaya devam edeceğiz. Efeler, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın göreve geldiği günden bu yana geçen 2 yıllık çalışmalarını konu alan video büyük beğeni ve takdir topluyor. Efeler Belediyesi'nin internet televizyonu Efeler Belediyesi TV, 31 Mart yerel seçimlerinin 2. yıl dolayısıyla Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın verdiği sözleri hayata geçirmesini konu alan video hazırladı. Efeler Belediyesi'nin ve Başkan Atay'ın resmi sosyal medya hesaplarıyla Efeler Belediyesi TV'nin Facebook ve YouTube hesapları üzerinden paylaşılan video, kısa zamanda ülkenin dört bir yanındaki sosyal medya kullanıcılarına yayıldı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, göreve geldiği günden bu yana geçen 2 yıllık sürede Efeler halkına seçimden önce verdiği vaatlerin büyük bir kısmını gerçekleştirdi. Başkan Atay'ın kadın, çocuk, genç, yaşlı ve engelli gibi neredeyse toplumun her kesimini içeren projelerini, başkanlığının ilk 2 yılında hayat bulması söz konusu videoda coşkulu bir kurguyla anlatıldı. Belediye Başkanı olarak toplumun bütün bu sorunlarının çözümü konusunda verdiğim sözlerin bir tanesi de buydu. Bu okul doğrultusunda
insanlarımızın Efeler ilçesinde yaşamaları için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Başkan Atay'ın seçimden önce verdiği vaatlerin kısa zamanda hayat bulması Efeler halkının takdirini toplamaya devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Atay, verdiğimiz sözlerden çok daha fazlasını hayata geçirmiş olmanın, gururu ve halkımızın desteğini hissetmenin coşkusuyla çalışmaya devam ediyoruz. Teşekkürler Efeler diye konuştu. Yapılmış olan her şeyin, yapılacak olan her şeyin sizler için olduğunu bilmenizi istiyoruz. Bir yardımcı olabilirim. Yeni mahalleye en güzel parkı sizin için yapacağız. Ücretsiz kreş sözü veriyorum size. Kreş sözü veriyorum. Hepinizi sinemaya götüreceğim. Hep birlikte gidip seyredeceğiz, tamam mı? Tamam. Hep birlikte tiyatro gelecek. Hep birlikte tiyatroya gideceğiz. Efeler'den de öyle çalışkan çocuklar çıkacak ki adını meydanlara vereceğiz. Meydanlara. Ama benim belediyenin ilk dönümünde o ailelere her gün 1 litre süt vereceğim. Merkez Efendi Belediyesi eğitime, kültüre ve sanata desteklerini sürdürüyor sevgili seyirciler. Merkez Efendi Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından Server Gazi Anadolu Lisesi'nde yeni oluşturulan müzik sınıfına enstrüman hediye edildi. Bu sanatsal ve kültürel faaliyetlere desteklerinizi size teşekkür ediyorum. Merkez Efendi Belediyesi eğitime, kültüre ve sanata desteklerini sürdürüyor. Merkez Efendi Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından Server Gazi Anadolu Lisesi'nde yeni oluşturulan müzik sınıfına enstrüman hediye edildi. Müzik sınıfına piyano, darbuka, zil, marakas, bağlama, klasik gitar, dijital bateri ile mikrofon ve nota sehpası desteğinde bulunuldu. Öğrenciler yeni enstrümanlarla mini konser verdi. Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşıladıkları ve onlara katkı sağladıkları için mutlu olduğunu dile getirdi. Çocuklarımızın ihtiyacını karşılamanın, onlara katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ayrı ayrı başarılar diliyorum diye konuştu. Server Gazi Anadolu Lisesi Müdürü Sinan Demircan'sa okulumuz bünyesinde bir ekip oluşturacağız. Sanatsal ve kültürel faaliyetlere destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız dedi. Kuşadası Belediyesi balıkçı esnafına verdiği malzeme desteği sözünü yerine getirdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce temin edilen av malzemeleri Balıkçılar Meydanı'nda Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan'ın da katıldığı bir törenle balıkçı esnafına teslim edildi. Koronavirüsle mücadele sürecinde aldığı tedbirler ve sunduğu hizmetlerle her kesimden takdir toplayan Kuşadası Belediyesi, balıkçı esnafına verdiği av malzemesi desteği sözünü tuttu. Bu kapsamda belediye meclisinde alınan karar doğrultusunda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce balıkçı esnafına dağıtılmak üzere barbun ağları, paragot sepetleri ve voli ağları temin edildi. Temin edilen av malzemelerinin balıkçı esnafına dağıtılması için Balıkçılar Meydanı'nda bir tören düzenlendi.
Törene Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Törende balıkçı esnafı malzemelerini Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın elinden aldı. Malzemelerine kavuşan balıkçılar Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti. Sağ olun. Hoş geldin. Kazancınız bol olsun. Sağ olun. Kuşadası Belediye'mizin esnafa el uzatan yine önemli projelerinden birinde yer almaktan, onu paylaşmaktan, o mutluluğu paylaşmaktan ayrıca mutluyum. Tekrar bütün balıkçı esnafına bereketli bir sezon. Sağ olun. CHP Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan etkinlikte konuştu. Gelinceye kadar yol boyunca Sağlık Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, bütün Karamanlar Caddesi, orada yapılan işleri gördük. Gerçekten çok güzel sokak düzenlemeleri var. Gittiğimiz her yerde Esnaf Kefaletli Kooperatifine gittik. Esnaf, vatandaş, sivil toplum örgütleri belediye başkanımızın çalışmalarından çok memnunlar. Sadece çalışmalarından değil, ilişkilerinden de çok memnunlar. Vatandaşın derdini dinleyen, her gün vatandaşın içinde bir belediye başkanı olmasına. Tabii bizi çok mutlu ediyor. Birincisi, burada sosyal belediyeciliğin ne olduğunu çok açık, pratiğiyle gösteriyoruz. Sözden ibaret değil, dokunmak. Sosyal belediyecilik. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise esnafımıza yetki ve imkanlarımız dahilinde elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz diye konuştu. Kuşadası tabii pandemi sürecinden, COVID-19 salgınından diğer turizm kentleri gibi en çok etkilenen kent oldu. Çünkü turizm demek, seyahat demek. Pandemi seyahati engelledi ve dolayısıyla da turizm kentleri bu işten en ağır hasarı aldı. Yeni dönemde, yani pandemi sonrası turizm döneminde de inanıyorum ki turizme en hazır kent olarak, kendini en iyi hazırlamış kent olarak ve pandemi sonrası koşulları en iyi uygulamış kent olarak, esnaf olarak bu turizm payından aslan payını alacak diye düşünüyorum. Bir döneme damga vuran otomobillerden biri olan Toroslar, otomobil piyasasının en eski modelleri arasında. Balıkesir'de bulunan 1998 model bir aracı ise serilerinden ayıran en büyük özelliği, 1998 model aracın sadece 800 kilometrede ve sıfır olması görenlerin dikkatini çekiyor. Bir dönem Anadolu'nun en çok tutulan otomobili olan Toroslar artık araç piyasasının en eski modelleri arasında. ...98 model olmasına rağmen daha sadece 800 kilometrede. Otogaleriye gelen müşteriler otomobilin kilometresini duyunca şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 98 model bu kilometrede sıfır bir araç kalması çok mucize bir şey. Çok ilgimi çekti. Aracı gelip incelemek istedim. Gerçekten çok güzel bir araç. 25-30 yaşında bir araç ama hala ilk günkü kadar koltuklarına, döşemelerine, kapı işlerine kadar hala orijinal. Çok dikkatimi çekti, çok ilgimi çekti. Fabrikadan çıktığı ilk etiketleri dahi aracın motor kaputunu açıp görebiliyoruz. Çok şaşırtıcı bir durum. 98 model aracın her şeyi orijinal. Gurbetçi bir vatandaş tarafından sıfır olarak alınan araç sadece fenni muayenelere gitmiş ve kapalı ortamda muhafaza edilmiş. İşletme yetkilisi Vedat Atmaca, aracın Türkiye'de emsali ve benzeri olmadığını belirterek otomobilin ilk günkü orijinalliğini koruduğunu söyledi. Balıkesir'deyiz. Tabii ki otomotiv sektörüyle iştigal eden bir firmadayız. Neden buradayız? Hemen arkamızda görünen tabii ki yıllar öncesinin Türkiye'nin en lüks arabalarından bir tanesinin şu anda Balıkesir'de eşi benzeri olmayan bir araç diye buradayız ve bu aracı size tanıtacağız. Bu aracımız 0 kilometre değerinde ve şu anda Türkiye'de de eşi benzerinin olmadığı söyleniyor. Aracımız 1998 model. Anadolu'nun o yıllarda en çok tutulan modeli.
Onun Toros markası. Aracımız tamamen kapalı yerde ne güneş görmüş ne yağmur yüzü görmüş. Aynı o günkü sıfır ajanta güzelliğini, orijinalliğini saklamakta. Türkiye'de bir eşi, bir benzeri daha yok. Kilometresi kaç? Kilometresi 800. Sadece 800. Yani sadece bu araç fenni muayeneden fenni muayene. Sadece fenni muayene için çıkartılmış, fenni muayene yapılmış, tekrar kapalı yere konulmuş. Her şeyle orijinal, en ufak bir çizgi vuruğu yok. Altındaki lastikler dahil fabrika lastiği. Altındaki kullanılan, şu anda üstündeki 4 lastik ve bagajındaki istetmeyi de biz görüntüledik zaten. Bunların hepsi fabrikadan çıktığı gibi aynı. Somununa, civatasına kadar her şeyi orijinal. Birebir her şeyle orijinal. Bu araç kapalı yerde muhafaza edilmiş. Güneş yüzü de görmemiş, yağmur yüzü de görmemiş. Tamamen kapalı yerde muhafaza edildiği için bu şekilde tutulmuş. Yani araç sahibi, alan arkadaş bunu kullanmak amaçlı almış ama daha sonra kullanmamış. Bir nevi alan arkadaş Almancıymış. Almanya'da vazife görüyormuş. O yıllarda bir tane almış, deposuna kapatmış, koymuş, gitmiş. Geldiğinde de kıyamamış, binememiş. Yıllarca bu şekilde devam etmiş. Bu sıfır muhafazalığını korumuş. Yani ilk alınma nedeni Türkiye'ye izne geldiğinde kullanırım, uçakla gelirim, kullanırım diye almış ama o maksatla alınmış ama daha sonra kullanmak nasip olmamış. Daha sonraki yıllarda da kıyamadığı için bu şekilde deposunda kalmış. Yol yapım faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Nazilli Belediyesi ekipleri Zafer Mahallesi 629 Taksim 2 sokakta istinat duvarı ve yol yapım çalışmalarına başladı. Kentin dört bir yanında eş zamanlı olarak çalışmalara devam eden Nazilli Belediyesi ekipleri 82 mahallenin tamamına hizmet götürmeye devam ediyor. Son olarak Zafer Mahallesi 629 Taksim 2 sokakta çalışmalara başlayan ekipler, kanal çevresine istinat duvarı yaparak yaklaşık 1500 metrekare alana parke taşı döşenmesi için harekete geçti. Göreve geldikleri ilk günden bu yana 82 mahallenin tamamına hizmet götürmek için gayret ettiklerini dile getiren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Tam 2 yıl önce Nazilli'mizde siyaset değil hizmet yarışı yapacağız demiştik. İlk günkü heyecanımız ve hizmet aşkımızla kentimizin büyümesi ve gelişmesi için durdurak bilmeden çalışıyoruz. Nazilli'mizin her geçen gün gelişen ve büyüyen Zafer Mahallesi'nde yol yapımının yanı sıra aynı bölgede bir park ve yol boyunca uzanan istinat duvarı çalışmalarımız da hız kesmeden devam ediyor. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum," dedi. İstanbul'un Gözde ilçelerinden olan ve çalışmalarıyla dikkat çeken Beylikdüzü'nde 2020 yılı sosyal yardım odaklı yıl olarak geçirildi. İstanbul Arel Üniversitesi online platform üzerinden yapılan seminerde Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba ile Beylikdüzü Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Merve Hanlı'yı ağırladı. İstanbul Arel Üniversitesi öğretim üyesi Pınar Akkuş'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe ayrıca Arel Üniversitesi öğrencileri de Zoom üzerinden katıldı. Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında tüm sosyal hizmetler çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Muazzez Akbaba, "Müdürlüğümüz sosyal yardımlar, danışmanlık hizmetleri, çocuk hizmetleri ve sosyal destek hizmetlerinin bütünleştiği bir kurum. Beylikdüzü'nde yaşayan tüm vatandaşlara toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde birçok hizmette bulunduk. Bu anlamda hizmetleri oluştururken bunların sürdürülebilir olmasını önemsedik. Dolayısıyla halka doğru, güzel ve güvenilir hizmetler vermekteyiz," şeklinde konuştu. Beylikdüzü Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Merve Hanlı da ilçede faaliyet gösteren Kadın Dayanışma Merkezi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kadın Danışma Merkezi'nin kadınların şiddete maruz bırakıldığı ya da bırakılma ihtimali olduğunda en büyük destekçisi olduğunu vurguladı. Lüleburgaz Belediyesi'nin 2021 çevre yılına "Siz de bir ağaç dikin, gelecek nesillere yeşil bir doğa bırakın" sloganı içeren afişleri kentin dört bir yanına asarak destek veren Koca Sinan İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli tarafından ağırlandı. Lüleburgaz'ın dört bir yanında "Siz de bir ağaç dikin, gelecek nesillere yeşil bir doğa bırakın" sloganıyla afiş asan Koca Sinan 4. sınıf öğrencileri Asya Yılmaz, Elvin Varoğlu ve Eda Naz Bostan,
Lüleburgaz Belediyesi'nin 2021 çevre yılı kapsamında kendi tasarladıkları afişleri ilçenin farklı noktalarına astı. Çocukların ağaç yaşken eğilir sözünü anımsatırcasına yaptıkları duyarlı davranışa kayıtsız kalmayan Başkan Gerenli, minik çevrecileri makamını da ağırladı. Küçük çevrecilerin yanı sıra onlarla birlikte Koca Sinan İlkokulu Müdürü Zeynep Özatar, sınıf öğretmenleri Meltem Çevik Sarıkaya ve çocukların velileri de ziyarette yer aldı. Başkan Gerenli, çevre konusunun çok önemli, üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu kaydetti. Öte yandan Başkan Gerenli, aynı zamanda kitap okumayı sevdiklerini öğrendiği duyarlı miniklere de eğitim kitapları hediye etti. Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate takımı, Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası Ümit Genç Bayan takımı kata kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate takımı, Türkiye Kulüpler Arası Takım Karate Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate takımı, 29 Mart 1 Nisan tarihleri arasında Yalova'da gerçekleştirilen ve 477 kulübün mücadele ettiği Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası Ümit Genç Bayan takımı kategorisinde finale kaldı. Denizli'nin Altın Kızları finalde Gazi Osman Paşa Belediyespor'u mağlup etmeyi başardı. Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazanmaya hak kazanan Denizli Büyükşehir Belediyespor finalde aldığı 26.14 puanla turnuva rekoru kırdı. Denizli Büyükşehir Belediyespor karate takımında mücadele eden Damla Su Türemen, Peri Koyuncu ve Aslı Başak Pehlivan turnuvadaki başarılarıyla Denizli'nin gururu oldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye şampiyonu olan sporcuları tebrik ederek başarılarınızın daim olmasını arzu ediyoruz. İnşallah Denizli Büyükşehir Belediye'mizin destekleri ve sizlerin de gayretiyle nice başarıları imza atacağınızdan şüphem yok. Sizlerin başarılarını duydukça heyecanlanıyor, daha çok motive oluyoruz. Tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum ifadelerini kullandı.